9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 201 ödev yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Ödev yayınları sayfa 2013. Metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili neler söylenebilir? Cevap, metin bir tiyatro metnidir ve diyaloglara dayanmaktadır. Hareketler yay ayraç içinde verilmiştir. Gayet sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Dördüncü metnin biçim özellikleriyle ilgili neler söylenebilir? Cevap, metin düz yazı biçiminde hazırlanmıştır. Beşinci aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, Ah Şu Gençler adlı metinden hareketle uygun ifadelerle tamamlayınız. Cevap, A. Metinde oyuncuların davranışları ayraç içinde verilmiştir. B. Sahnede rol alan oyuncular diyaloglardan önce ayraç içinde verilmiştir. C. Tiyatro metninin ana bölümüne perde adı verilir. 6. Metindeki zarfları bularak zarfların türlerini belirleyiniz. Cevap, metindeki zarfları şu şekilde sıralayabiliriz. Şimdi, zaman zarfı. Ayaklarımızın ucuna basa basa, durum zarfı. Heyecandan, durum zarfı. 40 yılda bir, zaman zarfı. Öyle, durum zarfı. Saat kaçta, soru zarfı. Yanılıp, durum zarfı. Sorularımıza cevap vermek üzere, durum zarfı. Niye, soru zarfı. Bir bilim adamı olarak, durum zarfı. 7. aşağıda özellikleri verilen tiyatro türlerinin adlarını tablodaki boşluklara yazınız. Cevap 8. tiyatro, insanları baskıdan kurtarır, onların düşünüp de yüksek sesle söyleyemeyeceği şeyleri dile getirir. Açık sözlü bir sanattır tiyatro, hemen herkese hitap eder, onun için de bazı dönemlerde kendisinden korkulan, çekinilen bir kurum kimliği kazanmıştır. Nitekim Gogol'un yüzünüz çarpıksa aynaya kızmayın. O, her şeyi olduğu gibi gösterir, sözü tiyatronun yasaklandığı bir dönemde söylenmiştir. Bu söz aynı zamanda onun işlevlerini de açıklar. Bu parçada tiyatro ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. İnsanların içinden geçenleri ortaya koymasına. B. Gerçekleri değiştirmeden yansıtmasına. C. Etkileyici bir sanat dalı olmasına. D. Eğitici ve öğretici yanının ağır basmasına. E. Geniş kitlelere seslenebilmesine. Cevap, D. 9. sınıf ödev yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 201 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.